İzmir'den giden gayrimüslimler tek bir kalem değiller. Birincisi 1922-23'ten sonra 23'ten 20'ye kadar Rumların karşılıklı mübadeleyle yerinden olma diyebileceğimiz topraklarını, yurtlarını, vatanlarını bıraktıkları, oradaki Müslümanların da yine yerinden olma formasyonuyla Anadolu'ya geldikleri bir transfer var. Bu topraklardaki insanların hemen hemen hepsinde mübadele ile ilgili bir şeyler var. Yani ya ucunuzdan kıyısından bir şeyleriniz Balkanlara dayanıyor, ya oradan gelen birileri var, ya buradan oraya gidenler var. Kalanlar ne kadar kendini yalnız hissediyorlarsa gidenler de o kadar öksüz hissediyorlar. Bence kalanlar ve gidenler bütünün parçaları. Gidenler ve de kalanlar öldükten sonra bile bu tam anlamıyla kapanacak bir şey değil. Ayrılış, bu kopuş, bu mübadele, bu şehri belli milletlerin terk etmek zorunda kalması, durumunda kalması şehri bir kere her anlamda hem sosyal, demografik olarak, hem iktisadi olarak, ticari olarak, hem de belki yangından dolayı fiziksel olarak çok yoksullaştıran, çok yani harap eden bir süreç. 1922'de sizin gitmek zorunda kaldıkları veya karşı taraf Türkler o günkü koşullarda kovdukları dönemin oluşması birdenbire gerçekleşmiş bir şey değil. Yaşanmışlıklar ve zaten düşmanlığın geldiği boyut galiba bir arada yaşamayı artık imkansız hale getirmişti. İnsanların çektikleri o acılar, yokluklar, terk etmek zorunda kalmalar, insanların yaşadığı yeri kendi iradesi dışında terk etmesi çok acıdır. Yani siz kendiniz belki gidebilirsiniz bir yere istekli olarak veya kendi iradenizi ortaya koyarak, ama sizin istemediğiniz bir şeyi bir başka yolla zorlamak çok acı verici bir şey olsa gerek. O bakımdan hep böyle içim burkulur yani o dönemi düşünüyorum. Çünkü benim baba tarafım da, babaannem de 6 yaşında Girit Adası'nı terk etmek zorunda kalmış. 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda oradaki gördükleri mezalimden kaçmışlar. Ben de bir mübadil çocuğuyum. Yani benim bir tarafım efendim Selanik, anneannem ve dedem, bir tarafım Girit göçmeni, bir tarafı sadece o dört hani çekirdek ailenin bir tarafı da demirci. Tabii ki onların da mesela Girit'i özlemle andığını, Selanik'i özlemle andıklarını biliyorum. Hele hele birkaç kuşak geçtikten sonra bu özlem oradaki yaşantının daha iyi bir kalite içinde bulunduğunu ve ileride de yaratılacak olan yaşamın temelini oluşturması gerektiği düşüncesine saplanıyor. Maalesef bir genelleme yapılır her zaman. İşte 22'de gidenlerin hepsi belli bir kesimden diye düşünülür. Aslında öyle değil. Mesela benim dedem gittiğinde ve giderken de çok, yani o giderken ki hikayeyi de anlatmam lazım. İşte 1922'de o yangın sırasında Rıhtım'a giderken İngilizler İngiliz almak için gemi geliyor, gönderiliyor. Onlar Malta'ya götürecekler. Ama dedem ailesinden bir şekilde o kalabalık içerisinde ayrılıyor. 13 yaşında tek başına bir çocuk İzmir'in sokaklarında yangınlar ve şeyler varken bir Türk polisi buluyor onu. O Türk polisi o kaosun içerisinde burada durması da çok büyük bir cesaret. Onu elinden tutup Rıhtım'a kadar götürüyor. Ailesiyle buluşturup onu tek gemi, yani dedemin hayatını kurtaran mesela o polisti. Ve 3 sene için Malta'ya gidiyorlar. Malta'ya götürülüyorlar ve orada 3 sene kalıyor. Ve tabii ki tekrar yani ev olarak gördükleri İzmir'e dönüyorlar. Tabii ki ailemizden bazı kişiler evlerini bulamıyorlar, kül olmuş. Bazıları işte başkaları o evde oturuyorlar, o da var. Bazıları gidiyorlar, tamamen dönmüyorlar. Bunun sebebi de işte her şeyini kaybedenler bir daha hani bu acıyı yaşamak istemiyorlar. Yani
tamamen yeniden hayata sıfırdan başlıyorlar başka bir yerde. Bazıları dönmeleri mümkün değil çünkü bazıları da yanlış tarafı tuttular. Yani şimdi burada Cumhuriyet de ilan edildikten sonra hani buna karşı olanlar var. Yani bu bir ulusa bir millete şey değil çünkü Türklerin arasında da Cumhuriyet'e karşı olanlar vardı. Yunanların arasında da tabii ki karşı olanlar var. Avrupalıların arasında da var mutlaka. Ama dönenlerin hepsi tabii ki ya siyaset tarafı olmayan insanlar. Yani sadece hani burada çalışıp burada yaşayan insanlar. Gidenler arasında tabii ki yani bir İzmir'le bir bağ hala oluyor. Yani mesela Türkiye'ye hiç 80-90 sene hiç gelmeyenleri bazen karşılaşıyorum İngiltere'de yani Levanten olup 80-90 sene hiç buraya gelmemişler ama afiyet olsun diyorlar mesela masada. Yani, yani bu tabii ki 80-90 sene sonra bu artık üçüncü kuşak da oluyor. Belki yani hayatlarında Türkiye'ye yani bu topraklara ayak basmamışlar ama masada afiyet olsun diyorlar. Çünkü İngilizce'de afiyet olsun diye bir şey de yok, bir tabir yok mesela. Yani bon appetit diyoruz belki Fransızca'dan ödünç alıyoruz ama onlar da Türkçeden ödünç alıyorlar. Çok böyle güzel yani örnekler de oluyor. Yani Türkçe mi biliyorsun diye soruyorum. Yok bilmiyorum diyorlar ama afiyet olsun diyoruz diyorlar. Yani çok ilginç böyle örnekler de çıkıyor ortaya. Bazı gidenler pişman olmuştur ama her zaman için buraya tekrardan gezmeye geldiklerinde bu özlemi hissettiklerini ben defalarca gördüm, şahit oldum. Avrupa'ya dönüş gerçekleşmiştir bazılarında. Benim ailemden de orada devam edenler görülmektedir. Bazıları tamamıyla kopmuştur. Pek buraya gel yani küçük yaşta gidenler, özellikle çok çok küçük yaşta gidenler yıllar sonra işte köklerimizi bir görelim havasıyla bir romantik gezi düzenliyorlar. Burada kalanların bazıları gitmediğine pişman olmuştur. Bazı dediğim gibi bunlar değişken görülebiliyor. 22-23'ten sonra artık o gidiş gelişler azalmıştır. Sports clubs of refugee people in Greece are part of this activity. Panionios, Apollo of Izmir, Pelops of Karatas, and the Armenian club of Izmir transferred their headquarters from Izmir to Athens. So they continued their activity in Athens. Two of these associations are still alive, they function, and they are very significant sports clubs of Greece. These two clubs, four in total actually, continued their activity and some other hundreds of refugee sports clubs were created in Greece during the period of interwar. More than 500 refugee sports clubs all over Greece, I would say. So these clubs were mediums for the refugee youth in order to express themselves in their free time, in order to give chances of activity. And it was a kind of socialization for the refugee youth, I would say, during these years. But it was not only this. These clubs and all the others that were established later, and of course Panionios and Apollo, all these 100 years functioned as carriers of the memory of Izmir and Asia Minor in general. And this happened through many mnemonic practices that they used, through their symbols, through their names.
For example, the name Constantinople, Istanbul, prevailed in the names of the sports clubs that were created by refugees from Istanbul. The names Izmir, Asia Minor, etc. also prevailed in the names of this kind of clubs that were originated from Izmir. The colors of the uniforms of the clubs, the symbols, as I said, for example, the double-headed eagle of Byzantine, all these were factors of keeping the memory of their homelands alive. More precisely, Panionios and Apollo tried all these years to keep the memory of Izmir, their homeland, alive. And this took place also by performing games with the name, for example, Panionian games, like in Izmir, through many events where they were celebrating the memory of their homeland. Her sene Atina'ya giderim. İki İzmir mübadil takımın maçına giderim. Apollon ile Panionios diye iki takımları var. Renkleri de çok ilginçti. Bir tanesi mavi beyaz, yani İzmir Spor'u andıran. Bir tanesi kırmızı mavi, o da Altınordu'yu andıran. Daha sonra ona gidince Altınordu ve İzmir Spor kuruluyor. Burada baktığınız zaman tarihlerde işte 23 civarında ve hani renklerin devamı, yani belki o zamanlar devam etmek istemişlerdir renkleri buradakiler. Ama oraya giderim ve çok bir ara çok esti. Şey yaptım, bir pankart hazırladım. Bayağı bir uzun, böyle bir 20 metrelik bir pankart hazırladım. İzmir, orada İzmir derbisi diyorlar Panionios Apollon maçına. İzmir derbisine İzmir'den selamlar getiriyorum diye. Herkes alkışlamıştı, herkes gelip elimi sıkmıştı. Ve hala kendilerine İzmirli diyorlar. Yani çok güzel bir, yani başka bir ülkede bir İzmir yaşadım, bir tattım. Yani çok güzel bir şey. So, as you understand, the memory of their homeland through sports was something very crucial for them. And I think that searching these practices is very significant to understand how football and sport in general are connected with a memory of a place, with a memory of some people. And I don't know if we have any other examples in the world like these teams that I mentioned, Panionios and Apollo of Izmir. But yes, it is a very significant example of keeping the memory of their homeland alive.